Siyasiler sahada vatandaşla buluşmayı sürdürüyor, büyük mitingler gerçekleştiriyor. Onlardan bir tanesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'taydı. Türkiye'yi hedef alanlara meydan okudu. Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir dedi. CHP ile DEM Parti'yi işbirliği arayışı üzerinden de sert şekilde bir kez daha eleştirdi. DEM Parti'nin talimatı Kandil'den aldığını, uygulamayı İstanbul'da yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla gücünü hazmedemeyenler şu anda pusula bekliyor. Bu kez sözleri yurt içine değil dışınaydı. Türkiye'yi hedef alan girişimleri hatırlattı. Mesajı netti. Milletimizin dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dipdir. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan değildir. AK Parti değildir. Cumhur İttifakı değildir. Doğrudan Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti mitinginde bu kez Tokat'tan seslendi. Muhalefete yönelik eleştirilerini burada da sürdürdü. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. CHP zihniyeti yerini hep darbe safında belirlediği için muhalefet tarafı boş kaldı. CHP ile DEM Parti'ye kent uzlaşısı arayışları üzerinden yüklendi. 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz değil mi? DEM dediğiniz yapı partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Bu parti genel merkezinden değil, Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Uygulama Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Ekonomiye dair mesajları da yine enflasyonla ilgiliydi Erdoğan'ın. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Erdoğan'ın bir sonraki durağı da Çorum oldu. Terörle mücadele mesajı verdi. Terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. CHP lideri Özgür Özel de seçim turlarını sürdürmekte. Bir güne 2 miting sığdırdı. Önceki liste, ardından da Gaziantep'teydi. Seçmene seslendi. Hükümete ekonomi politikaları üzerinden yüklendi. Neden geldim? Kilise yapılan bu kadar haksızlığa dayanamadım da geldim. Yağmur altında seslendi kilislilere. Sizi çantada keklik görüyorlar dedi. Sakın ha sakın. AK Parti gelmesin. Zaten CHP kazanamaz. MHP'ye mi versem? Aman ha! Filist'teki bu bıkkınlık bir şeyi çağırıyor. Yeniliği çağırıyor. Gençliği çağırıyor. Cumhuriyet Halk Partililer, firesiz, firesiz Hakan'ın arkasında mısınız? Seçim çalışmalarını Kilis'te sürdürdü CHP Genel Başkanı. Ekonomiyi de, emekliyi de gündeminden düşürmedi. Yağmur altında Kilis'te Özgür Özel Kilis tavayı hesapladı. Kilis tavanın bir yılda maliyeti tam %130 artmış. 10 bin lira alıyorlar. Kilis'te en düşük ev kirası 10 bin lira. Ya eve geçecek, aç kalacak, ya karnını doyuracak, sokakta kalacak. Özgür Özel'in ikinci durağı Gaziantep'ti. Buraya ayrı bir önem vereceklerini söyledi. Gaziantep'i hak ettiği günlerine, Gaziantep'i geçmişteki gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Özel burada da Gaziantep'in meşhur lezzeti nohut dürüm hesabı yaptı. 2018 yılında nohut dürüm kaç paraymış? 5 lira 5. Şimdi kaç para? 50. 6 senede 10 kat artmış. 10 kat. Böyle bir şey olur mu?